Arkadaşlar merhaba. Akıllı Saat DZ09 sim kartlı saatimizin denemesini yapacağız. Şimdi saatin arka kapağından açıyorum. Şu şekilde saatimiz. Siyah ve gümüş renkleri mevcut. Şimdi ben bunu pilini çıkardım. Gördüğünüz gibi arkada yuvasında şurası hafıza kart girişi. Burası ise sim kart girişi. Bizde elimizde şu an nano sim kart var. Yani en küçük boydaki sim kart. Akıllı telefondan çıkardım bu sim kartı. Normalde şuraya uygun sim kart da takabilirsiniz. Yoksa şimdi biz bunu çiplerin karşılığına gelen yere yerleştireceğim. Hafıza kartı da 32 GB'a kadar destekli ama 16 GB tavsiyemizdir. Fotoğraf çekmek, ses kayıt yapmak, bu özellikleri kullanmak için bir hafızaya ihtiyaç var. Saatin kendi hafızası yoktur. Ben şimdi içerisine bir hafıza kartı bir yerleştirelim. Şöyle içerisine gördüğünüz gibi yerleştirdim hafıza kartını. Şimdi bir de sim kartı yerleştireceğim. Arama özelliği, mesaj özelliği bunlardan bahsedeceğiz. Bunları kontrol edeceğiz, test edeceğiz. Şimdi sim kartımızı gördüğünüz gibi şurada yuvada 6 tane çip var. Bu da sim kartın karşılığına gelecek. Bu küçük bir sim kartı olduğu için dikkatli bir şekilde yerleştirmem gerekiyor. Şurasına dikkatli bir şekilde şöyle kapatmadan önce göstereceğim. Bir dakika. Açalım tekrar. Şu şekilde dikkatli bir şekilde yerleştirdim. Şimdi tekrar kapatacağım. Kapattım. Şimdi bataryamı da takıp bir deneme yapacağız. Bakalım sim kartımızı okumuş mu? Okumadıysa o çiplerde kayma olmuş olabilir sim karta. Açılışını yapıyorum. Evet, saatim açıldı. 2-3 saniye kadar açma kapama düğmesine basılı tuttum. Evet, şu an sim kartının şifresini istiyor. Onu yazacağız. Tamam. Şimdi tamam diyorum. Yanlış pindi, bir daha düzeltelim. Şöyle siz girin abi şifrenizi. Son hat, dikkat et. Tamam. Şu an saat açıldı arkadaşlar. Türk Telekom diye buraya da ekrana geldi. Şimdi arama yapacağız. Rehberinizi buraya aktarabilirsiniz ama ben şimdi buradan bir arama yapacağım. Telefonum burada. Bir dakika, ya da ses kontrolünü yapalım. 0515 671 81 52 arıyorum. Evet, lokal arama mı, BT Bluetooth araması mı diye soruyor. Biz lokal arama yapıyoruz. Yani iç sim kartla arama yapıyoruz. Sim 1 arıyor diyor. Alo, sesimiz geliyor mu? Tamam. Ürün kontrolü yapıyoruz. Şimdi kapatıyorum. Teşekkür ederim. Evet, arama yaptık. Şimdi mesaj atacağız. Deneme yazalım. Deneme. Bakalım. Buradan gönderiyorum. Okunmamış mesaj. Mesaj geldi. Evet, bakın mesajlar okunmuyor diyordu. Mesajlar okunuyor. Şöyle yapalım. Bir de cevap vereceğiz. Seçenekler, yanıtla diyoruz. Şuradan rastgele yazdım diyelim ki. Gönder, tamam diyeceğim. Şuradan evet, seçenekler gönder. Bakalım gelecek mi? Şu an gönderim yaptım.
gönderiliyor diyor. Bakın mesaj geldi arkadaşlar. Normal mesaj gönderme ve mesaj alma işlemlerini yapıyor. Onun dışında bazı özellikler şeyde iOS'ta çalışmayabilir. Android'de çalışıyor çoğu özelliği. WhatsApp kurulumu yapmadım çünkü sim kartın özellikle ayarlarını bozmak istemedim. Şimdi normal kendi akıllı saatte de kayıtlı bu. Şeyde de WhatsApp'tan da ve Facebook'tan da mesajlar alabilirsiniz arkadaşlar. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bu saati satın aldıysanız siz de bu videoyu izleyerek ayarlarını yapabilirsiniz. Bayındır Elektronik firması olarak tüm cihazlarımız, ürünlerimiz kontrol edilerek sizlere gönderilmektedir. Başka videoda görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.